Evet arkadaşlar, bugün 15 Eylül Euro Dolar paritesi piyasa yorumlarımız devam ediyor. Dün özellikle Euro Dolar paritesinde dar bir hareketin devam edebileceğine yönelik mesajlar vermeye çalıştık. Hatta dün itibariyle özellikle Euro Dolar paritesinin bant aralığına baktığımızda, evet, dünkü yorumumuzda günlük tablomuzdaki özellikle 1.12.10 desteğinden bahsetmiştik. Desteğin gün içinde çalışmasıyla birlikte ki 1.12 ve 1.12.10 bölgesi neden önemliydi? Çünkü buradaki görmüş olduğunuz üzere şu desteğin çalışması ihtimali çok güçlü bir destek olduğu için bahsetmiştik. Ama kırılması aşağı yönde ihlalinin önümüzdeki günlerde olabileceğine yönelik mesajlar da verdik. Ve dün en yüksek neresi görüldü? Tablomuzda. Bu tablo önemli diyoruz. Satıcılığı tarafta, günlük satıcılığı tarafta ilk desteğin çalışmasıyla gün ortasında 1.12.30, 1.12.50 bölgesi isteği artmıştı ve 1.12.50'den itibaren gün içinde 1.12.70'e kadar dokunan bir hareket gördük. Dolayısıyla tablomuzda satıcılığı tarafta bir destek çalışmış oldu. Desteğin çalışması önemlidir. Desteğin çalışması demek ilerleyen saatlerde gün içinde diğer tarafta alıcılı bölgeye geçerek alıcılı bölgenin birinci, ikinci kademesini test etmesi anlamına gelecektir. Eğer birinci kademe üzerinde kalıyorsa üçüncü kademe, hatta dördüncü kademeye kadar gidebilecek hareketlilikten bahsedebiliriz. Dolayısıyla Euro Dolar paritesi dün itibariyle baktığımızda bant hareketi neydi? Hemen ona bakalım. Dün itibariyle bizim bandımıza 1.12.10 destekti. Görmüş olduğunuz üzere desteğin çalıştığını gördük. Peki en yüksek görülen seviye 1.12.75. Bu da bize şunu gösteriyor. Tablomuzda 1.12.70, 1.12.80 bölgesini işaret etmişti. Dolayısıyla tablomuzda bu nokta aralığın çalışmış olması bize bir yerde kılavuz olmuştu. Şimdi gelelim bugünkü yorumumuza. Evet, bugünkü yorumumuzda özellikle biraz daha büyüttük mü, biraz zıplanmamız gereken bölge olarak baktığımızda ortalamaların üstünde, altında, üstünde, altında adeta bir ring seferi gibi nakış işleyen bir hareket görüyoruz. Bu ortalamaların altında tekrar bugün hareketin devamını görüyoruz. Biz yukarı hareketin, ivmenin azalabileceği dolayısıyla bu önemli desteğin kırılabileceğine yönelik mesajlar vermeye çalıştık. Şimdi günlük bant hareketine baktığımızda, evet, son dönemin en dar bant hareketlerini görüyoruz. Dünkü günlük marja baktığımızda 63 pips olmuş. Son 6-7 günün ortalaması hemen hemen buralarda. Bugün Euro Dolar paritesinde şu saat itibariyle baktığımızda dün gerçekleşen bandın yarısı gerçekleşmiş. En yüksek 1.12.54 görülmüş, en düşük 1.12.20.19. Dolayısıyla fiyatı gördüğünüz üzere aşağı gelmek isteyen bir hareket içinde olduğunu görüyoruz ve ortalamaların altında. Bu bize şunu gösteriyor. Son 1-2-3-4 hatta 5-6 gündür devam eden şu yeşil 1.12.10 diyelim, bu destek hattının kırılabileceğine yönelik mesajlar attı. Günlük, seanslık ve saatlik tabloya baktığımızda bu desteğin kırılma ihtimali artacak gibi gözüküyor. Hemen saatlik tarafa bakıyoruz. Evet, saatlik tarafta da artık saat şu an için kaç? 10.37. Şunu söyleyebiliriz. 11.30-12'ye kadar Euro Dolar'da 1.12.40 geçilemediği takdirde, ki geçilme ihtimali artık zayıflıyor. Hatta şu kırmızı hat 1.12.30-40 bölgesi geçilemediği takdirde biz öğleden sonra Euro Dolar paritesinde hemen şu hareketin karşılığına bakalım. 1.12.70, 1.12.20-50 pips, 1.12.10 seviyesi altında bir hareket görebiliriz. Dün de bahsetmiştik. Aslında dünkü yorumumuza hatırlayacak olursa değerli izleyicilerimiz, şundan bahsetmeye çalışmıştık. Tablomuza hemen dönüp ben bakmak istiyorum. Tablomuzda özellikle Euro Dolar paritesinde haftalık bölgeye dikkat çekmeye çalışmıştık. Haftalık bölgede ne diyorduk? Evet, haftalık tablo ve haftalık bölgede eğer 1.13.10'a doğru bir hareket olmazsa, 1.12.50 üzerinde, özellikle bakın 1.12.50 üzerinde hareket olmazsa, büyük ihtimalle kapanış bu seviye üzerinde olmazsa 1.11.50'ye doğru bir geri çekilme görüyoruz. Hatta sonrasında da 1.10.60'a kadar haftalıklarda bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an için 10'a doğru gitmek isteyen bir hareket görüyoruz. Evet, günlüklerde şu tablo bu sabah itibariyle en yüksek ne görülmüştü? Bakıyoruz, en yüksek görülen seviye
1.12.54. Yani bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Günlük tablomuzda, bakın bu oldukça önemli. Günlük tablomuzda 1.12.54 denenmiş ama geçilme ihtimali zayıf olduğu için tekrar hareket nereye doğru başlamış? 1.12.30'a doğru. Bunun anlamı şu. Şu saat itibariyle buradayız. Saatlik grafiğe baktığımızda zayıflama var. Günlük grafikte zayıflama var. Bunun anlamı da şu. İlerleyen saatlerde, dakikalarda büyük ihtimalle günlük tablomuzun altında 1.12.10 bugünün kırmızı hattı. Yani bu hat aşağı kırılma ihtimali giderek artacaktır. Bu hattın kırılması euro dolar paritesinde günlük marjımızı 4-5 kademe alacak olursak, birinci kademe yukarıda görüldü, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe, beşinci kademe, hatta 6. kademe ihtimali söz konusu olabilir. Bu ne anlama gelecek? Euro dolar paritesinde biz bugün 1.12.10'un aşağı kırılmasıyla birlikte, altında saatlik kapanışlar oluşmasıyla birlikte gün içinde şu 1.11.70'e kadar, 1.11.80'e kadar hızlı bir satış görebiliriz. Hatta marjımız bize neyi gösteriyor da haftalıklarda, hemen haftalığa bakalım arkadaşlar. Haftalıklarda görmüş olduğumuz seviye kaçtı? 1.11.50. Bu bölgeye baktığımızda burası nereye denk geliyor? Şu iki önemli kırmızı ortalama nereye denk geliyor? Evet, 1.11.45'e denk geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde biz Euro-Dolar paritesine bir satış görebiliriz. Evet, hep 55'i önemsiyorduk RSI'da. 55 ne diyorduk bizim için? Önemli bir seviyeydi. RSI dünkü seviyeye baktığımızda, bugünkü seviyeye baktığımızda 53. Yani 55 geçilemiyor. 55'in geçilememesi demek, burada bir kırılmanın yakın olduğu. Dolayısıyla aşağı yönde hareketin hızlanarak 40'a, 45'e doğru RSI'de bir geri çekilme anlamına gelecektir. Zayıflama eğilimi söz konusu. Bantta ne diyorduk arkadaşlar? Günlük marjımız 63. Şu an 35 bant oluşmuş. Dolayısıyla bu önümüzdeki saatlerde marjı yukarı çekerek büyük ihtimalle biz Euro dolar paritesinde marjlı bir şekilde aşağıya geri çekilme görebiliriz. Tablomuzda, bizim özel tablomuzda, özel indikatörümüzde daha doğrusu dalga teorisi olarak bahsetmiş olduğumuz bu noktada şu an için tepelerin birbirinin altında oluşmaya başlaması bu iyiye işaret değil. Hatta buradan itibaren bir zayıflama, satıcılı bölgeye geçmek önümüzdeki en azından birkaç gün sonunda mümkün olacak gibi gözüküyor. Burada görmüş olduğumuz günlük tablomuzu izleyebilirsiniz. Gün ortasına kadar 1.12.50 geçilemediği takdirde büyük ihtimalle ona da şöyle diyebiliriz. 12.5-1.5 aralı diyebiliriz. Büyük ihtimalle gün ortasına itibaren 2'den sonra veya 2'den önce de olabilir bu. 1.12.10'un kırılması gün içinde 1.11.70'lere doğru hızlı bir geri çekilme getirecek. Bu aynı zamanda son bir haftanın hattı olan 1.12.10'un kırılması anlamında işaret olacak. Ve biz hızlı bir şekilde haftalıklarda satıcılı bölgeye geçeceğiz ki haftalıklarda normalde 3 kademede hareket oluşur. Bu hafta hiç alıcılı tarafı göremedi. Satıcılı taraftan konuşacak olursak 1.11.50, 1.10.60, 1.10.99'a kadar hafta içinde bir gerileme görme ihtimalimiz söz konusu olur. Daha doğrusu bir hafta içinde gerileme ihtimali görebiliriz. Hızlı da olabilir tabii ki bu. Aylıklar tarafında baktığımızda evet 1.13'ün hala geçilemediği, şimdi biraz daha satıcılı tarafa doğru geçmek isteyen bir hareket ihtimalinin artmaya başladığını söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.